Son 3-4 gündür üst üste Van'da, Mardin'de, efendim Diyarbakır'da, daha bugün çok taze Elazığ'da ve Bitlis'te alçakça ve haince ve oldukça şiddetli terör saldırıları ile Türkiye karşı karşıya. Sayın milletvekilleri, bu koltuklarda otururken Allah aşkına kendi kendinize şu soruyu sormuyor musunuz? Yanlış anlamayın, bütün kendim dahil hepimize söylüyorum. Kendimi eleştirerek söyleyeyim. Biz burada raf elması değiliz. Burada milli irade, milli irade, milli irade diye ahkam kesmekle de milli iradeye saygı olmaz. Bir ülkenin her gün şehirlerinde bombalar patlıyorsa, bir takım odaklar bu bombaları patlatıyor, komut veriyorsa ve an itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi olup biteni bilmiyorsa, o meclisin varlığının hiçbir değeri yoktur. Ya rica ediyorum sayın milletvekilleri, bizi dinleyen bir hükümet yok karşımızda. Hepimiz milletvekiliyiz. Bu millete gittiniz, köyüne, kasabasına, dağına gittiniz. Siz bu millete ne dediniz ya? Ben size ne dediğinizi söyleyeyim. Milletin malını, canını, namusunu koruyacağız dediniz. Milletin huzurunu, refahını, mutluluğunu tesis edeceğiz dediniz. Bunun dışında bir şey diyen varsa gelsin söylesin. Nasıl mal, can, namus korumak için verdiğiniz sözü, sözle ilgili bu kadar duyarsız kalırsınız? Ben bu parlamentonun kendi içinde bulunduğum 14 yılda da, kurulduğu yıllarda da bu kadar refleksiz, bu kadar uyuşmuş, afyon yutmuş adeta bir halini, geriye dönük Türk siyaset hayatını bilen biri olarak hiç yaşamadım. Allah aşkına milletvekilleri, sayın milletvekilleri, bir ayağa kalkın. İçinizden çıkmış olsa da, güven oyu vermiş olsanız da, burada oturan, ruhları burada galiba, kendileri yok, hükümete nasıl bir soru soramazsınız? Ne oluyor kardeşim? Bu millet, bu ülke nereye gidiyor? Nasıl diyemezsiniz sayın milletvekilleri? Sizi vicdana davet ediyorum, insafa davet ediyorum. Ben bu kürsüden başsağlığı dilemiyorum. İçimden Cenab-ı Allah'a niyetimi söylüyorum. Bu kürsü başsağlığı dileme kürsüsü değil kardeşim. Bu kürsü bu ülkede olup bitenlere, yaşanan olumsuzluklara müdahale etme kürsüsüdür. Ayıptır. Ben utanıyorum. Vallahi de billahi de biraz da siz utanın. Böyle şey olamaz. Bir kişi çıksın söylesin. Elazığ'daki saldırıda kaç can kaybımız var? Bilen var mı? Bitlis'teki saldırıda kaç can kaybı var? Bilen var mı? Bu ayıp değil mi? Bu günah değil mi? Bu milletin, tamam tanka topa direndik, saygınlığımızı da bir parça muhafaza ettik böylece. Ama Türkiye'de olup bitenleri sadece siz izlemiyorsunuz. Türkiye'nin yol gitmeyen en ücra köyünde çok küçücük, eskiden paska diye tarif edilen evlerde bile şimdi çatıda bir çanak var. Yani Ankara'nın göbeğindeki vatandaşla şimdi il statülerini elinden almak istediğiniz Hakkari ve Şırnak'ın en ücra köyündeki vatandaşla olup biteni izliyor. Ücra bir köyde gariban bir çiftçi köylü Mehmet amcadan daha çok şey bilmiyorsunuz. Ve bu doğru değildir. Burası parlamentoysa bu doğru değildir sayın milletvekilleri. Bir siyasi mülahaza, bir polemik yapmak istemiyorum. Efendim bu PKK'yı şurada şunu yaptınız, burada bunu yaptınız. İşte o demek istemiyorum. Bugün o gün değil. İnsanlar ölmüş. Üst üste bombalar patlamış. Ağır yaralılar var. İnsanlar can çekişiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin haline bak. Yani ben şahsen bunu bugün meydana gelen bu olay sonrası, parlamentonun açıldığı saat itibariyle 4 saat geçmiş, şuraya bir sayın hükümet üyesinin gelip bilgi vermemesini bir meclise yapılabilecek, dolayısıyla milli iradeye yapılabilecek
en büyük hakaret olarak addediyorum. Ben addediyorum. Siz addeder misiniz bilmem. Hükümetin buna hakkı yok. Sayın Başkan, sizden rica ediyorum. Lütfen bu parlamentonun daha fazla küçümsenmesine riyaset makamı olarak seyirci kalmamalısınız. Bu parlamentonun gerçekten bir parlamento mu olduğunun, yoksa yürütme organının vesayetindeki bir manivele mi olduğunun olmadığının ispat edileceği gün bugündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün saygıdeğer üyelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onurunu korumaya davet ediyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum efendim. Teşekkür ederim Sayın Altay.